Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte endeksin dengesizliğini ne zamana kadar sürebileceğini, borsada ne olacağını, ne kadar daha bu seyirde devam edebileceğimizi, artık bu yatay seyirin bozulup da yukarı yönlü veya aşağı yönlü hareketleri ne zaman görebileceğimizi konuşuyor olacağız. Bugün güzel bir şekilde epey süredir çekmek istediğim bir endeks videosu içerisindeyiz. Çünkü bildiğim kadarıyla özellikle bizi izleyen yatırımcılar endeks tarafında ciddi pozisyonlandıkları için yorumunu merak ediyorlar. Ben de olabildiğince bu yorumları 2 3 ayda bir yapmayı tercih ediyorum. Yani endeks yorumu her gün yapılmaz. Bugün borsada ne oldu? Dün ne oldu? Yarın borsada ne olacak? Ertesi gün borsadaki düşüşün nedeni nedir? İşte pazar günü borsa neden düştü? Cuma günü neden yükseldi? Ya her gün bunun bir nedeni olmaz. Tabii ki belli başlı zamanlarda takasa fazla para girer. Belli başlı zamanlarda fonlar alım yapmaya başlar. Belli başlı zamanlarda da fonlar satış yaparlar veya kar realizasyonu sağlanır. Evet. Ama bunun her zaman belli başlı bir somut nedeni olmak zorunda değildir. Yani bir yerden bir taş düştü borsa çok düşecek. Bir yerde güzel bir çiçek açtı borsa çok yükselecek. Bu kadar hassas, bu kadar hızlı hareket edebilen, bu kadar hızlı değişim gösterebilen bir yer değil borsa. O yüzden birkaç ayda bir analizler yapılır ve bu analizler ışığında sonraki yatırımlar optimize edilir. Bunu çok iyi bilmeliyiz. Her gün borsa yatırımı ya da özür düzeltiyorum. Her gün borsa yorumu yapmamalıyız. Bu bizi aslında negatif etkiler. Çünkü tek odak noktamızı endeks tarafına verir. Biz bunun yerine borsa yorumumuzu yapacağız. Bunun bakış açısı altında yatırımlarımıza devam ederken incelemelere devam edeceğiz. En iyi hisseyi bulmak için yatırımcı ilişkilerle konuşmaya. Hisselerin analizlerini, temel analizlerini sağlamaya, faaliyet raporu okumaya devam ediyor olacağız. Gelelim videomuza. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Hemen videoya başlayalım. Burada öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Ekstrem bir durum yok. O yüzden panik olacağımız, telaş olacağımız bir durum da söz konusu değildir. Ne borsa diplere gelmiştir, bedavadır hemen almamız gerekiyordur. Ne borsa tepelerdedir hemen satmamız gerekiyordur. Ne de borsa ölene kadar böyle kalacak. O yüzden borsada ekstrem bir durum yoktur. Yatay seyir devam edecek. Seçim sonucu kamuoyu veya anketler ile belirlenmeden net bir hamle borsada göremeyeceğiz. Ne demek istiyorum? Zaten seçim sonuçları çıktığı zaman bilmiş oluyoruz ama seçim sonuçları çıkmadan önce kamuoyunun o tepkisiyle, o havasıyla veya net anketlerle birlikte seçim sonuçları önceden belli olmazsa borsanın e, devamı, borsanın süreci seçim sonuçları açıklanana kadar netleşmeyecektir. Çünkü yerli yatırımcı yabancı yatırımcı hatta küçük yatırımcı kurumsal yatırımcı ve yabancı yatırımcı büyük fonlar kimin geleceğini nasıl bir para politikası uygulayacağını görmek istiyorlar. Bu X gelir, Y gelir, Z gelir fark etmez. Ben biliyorsunuz politik yorum yapmaya karşıyım olabildiğince. Çünkü bir yere fanatik olursak, bir yere sempatizan olursak o zaman rasyonel bakış açısını kaybetmiş olur. X, Y, Z kimin geleceği önemsiz şekilde yerli ve yabancı yeni gelecek veya mevcut iktidarın ne yapacağını ne de ne kadar avantaj sağlayacağını bilmek istiyor. Bunu önümüzdeki senaryo boyunca görmek istiyor. İşte adalette de görmek istiyor. Döviz kontrolünde de görmek istiyor. Yerli yatırımlarda da görmek istiyor. Yabancı yatırımcının gelebilme gücünü ölçmek için de görmek istiyor. Bankaların uygulayabileceği faiz politikalarını da görmek istiyor. Vesaire vesaire. Sanayici ne kadar destek gibi gibi gibi. Birçok farklı noktayı görmek istiyor. Bu netleşene kadar endekste yatay olacağız. Burada yıldızlı bir nokta koymamız gerekiyor ki hemen kızacağımız bir nokta yoktur. Sakin olalım. Çünkü biraz da nadasa yatırma, biraz da beklememiz gerekiyor. Geçen bir yıl içerisinde borsadan 3 kat kazandık. Aşağı yukarı 3 kat kazandık. Bu da şunu bizlere ifade ediyor. Demek ki o kazancın bir miktar yataylığı olacaktır. Bunu bilmeliyiz. 3-4 ay önceki videoda söylediğim destekleri bizler ritmik takip etmeliyiz. Ve zaten eğer ritmik takip etseydik bu yataylığı çok iyi biliyor olacaktık. Bakın burada 28 Aralık 2022'de çektiğimiz bir videoyu göstereceğim size. Aşağı yukarı 3 ila 4 ay arasında zaman geçmiş. İşte 3 ay 20 gün vesaire gibi bir zaman geçmiş. Bakın bunu şöyle hafiften büyüttüğüm zaman buradaki destek seviyelerimizi çok net görebiliyor olmalısınız. 5059 desteği şu an hala kalan 5059 desteği bu zamanlarda çizilmiş i̇şte aşağıda 4700 desteği şu an göreceğiniz aşağıda 4700 desteği buralarda çizilmiş ve bu destekler ne kadar ritmik çalışıyor görebileceksiniz bakın 4 saatliğe geçtiğim zaman o 5059'dan nasıl bir dönüş sağlandı hatta bunu 2 saatliğe kadar indirsem de yine bu desteğin şu anki direnç konumundadır daha önce destek konumundadır ne kadar ritmik çalıştığını görebiliyoruz. Yani o yüzden biz burada videoları çekmişiz. Bakın 28 Aralık tarihinde çektiğimiz zaman endeks 5400'ler seviyesinde. Ve zaten endeksin düşeceği tarih ve yüzdeyi açıklıyoruz diye bir video çekerken de 5267'lere buradan 5059'lara ve 4700'lere de iki farklı kademe çıkartmışız. Yani 5059 seviyesine gelirse ve aşağıda 4700 seviyesine gelirse ne kadar düşüş düzeltme sağlayabileceğini burada ifade etmiştik. O yüzden endeks videolarını defalarca kez tekrar etmenin, sürekli olarak aynı şeyleri çekmenin bir manası yoktur. Orada 3 ay önce 28 Aralık tarihiydi değil mi? Tekrar bakalım. 28 Aralık tarihinde daha 2023'e girmeden önce çizdiğimiz destek direnç noktaları bugün bu kadar ritmik çalışıyorlar. Bakın 4.700'de de 1, 2, 3, 4, 5 kere teyit ettiğini görebiliyoruz. Demek ki biz endeks yorumumuzu burada yaptığımız değerlendirme hala bizim için devam ediyordur. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Oradaki destek dirençleri tekrar takip edebileceğiz ve hala net bir yargı olana kadar endeksin yatay seyirde devam edeceğini bilmemiz gerekiyor. Fakat o videoda da belirttiğim gibi bu yatay seyirde gitgeller yapması özellikle de ortalama hacim giriş çıkışlarıyla bazen diyorum ya hacim giriş çıkışlarıyla yapılan bu yatay seyirler bizlere çok güzel destek dirençler tanımlıyorlar ve biz de bu destek dirençler arasında çok güzel hareket edebiliyoruz. Mesela biz katıl tarafında bu güzel destek dirençler arasında çok ciddi trade'ler yapıyoruz. Mesela son videomuzda yaptığımız trade'de çok başarılı olamadık. Bir önceki yaptığımız trade'de %10 üzerinde getiri elde edebilmiştik. Dolayısıyla burada katıl tarafına yorumlar üzerinden de katılabileceğiniz gibi aynı zamanda kanal tarafında gördüğünüz bakın zaten burada çıkıyor. Burada çıkan buton üzerinden de katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Katıl tarafında oldukça keyifli işte kısa vadeli al satlar yapıyoruz. Trade eğitimleri var. Profesyonel şekilde yapılan trade eğitimleri var. Orta uzun vadeli portföy analizleri var. Katıl canlı yayınları var. Canlı yayınlar tarafında yine çok keyifli muhabbetler ediyoruz. Hem para kazandığımız hem eğitim aldığımız hem muhabbet ederek keyifli dakikalar geçirdiğimiz bir nokta katıl tarafına da o yüzden yorumlardan veya buton üzerinden de katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Şimdi gelelim videomuza dönüp artık yavaş yavaş bu işi sonuçlamaya çalışalım. Bir diğer sadece değinmek istediğim yine çok önemli bir nokta var. Bursa'da fırsatlar bitmiyor. Özellikle de hisse bazında aman kaçırdım tüh gitti dediğimiz fırsatlar bitmiyor. O hisse kaçtı ben alamadım tepeden alayım mı dememeliyiz. Çünkü mutlaka bunlar geri çekilirler. Veya benim aldığım şirket dipte kaldı ben ne yapacağım dediğimiz şirketler de yukarı çıkarlar. Ama Bistius şirketi içerisinde olan, sağlam büyüme sağlayan, iyi sektörlerde bulunan, doğru temel analiz verilerine sahip olan ve gerçek manada büyüme sağlayabilen şirketlerden bahsediyorum. Hiç kimsenin adını sadını duymadığı bir şirketten gidip yüklü miktarda bir de kademesiz... Bir de portföy çeşitlendirmeden destek direnç takibi yapmadan alırsanız çok büyük başınız ağrır. Ama Bist 100 şirketi içerisinde olan Bist 100'ün dışında da olabilir bu arada ama daha fazla bilgimiz iyi seviyeye çıkana kadar Bist 100 tarafında bulunan, sektörü iyi olan, geleceğin sektörüne hitap eden, temel analiz verilerine baktığımızda iyi gördüğümüz, faaliyet raporunu okuduğumuzda gelecek tahminlemesinde iyi olduğunu düşündüğümüz şirketlere aldığımızda başımız burada çok ağrımayacaktır. Borsada fırsatlar bitmez. Mutlaka yeni fırsatlar oluşuyor. Bu yüzden panik yapmamıza gerek yok. Şu anda da borsa içerisinde çok ucuz seviyelerde olan özellikle benim endeks takibimle birlikte mesela kendim alırken de endeksin böyle fitillerle aşağı seviyelere böyle attığı fitillerle gün içerisinde ciddi alımlar yaptım ve bu fitillerle birlikte o şirketlerin çok daha ucuz seviyeye geldi. güzel şirketler var. Önümüzdeki videolarda bunları zaten sizlere çekeceğim. Özetle kendi yorumumu da için içerisine sokacak olursam muhtemelen seçim sonrası yani Ağustos'a kadar borsada yeni bir yükseliş, yeni bir rally görmeyeceğiz. Ama Ağustos itibariyle birlikte de borsada ciddi yeni bir yükselişin olabileceğini de düşünüyorum. Oraya kadar zaten ilk günden beri söylediğimiz gibi bu endeks videolarını çektiğimiz zamanlarda ifade ettiğimiz gibi daha fazla neyle altınla gümüşle, yabancı hisse senetleriyle, kriptolarla, dövizle gidiyor olacağız. Artık Ağustos gibi hatta işte Temmuz sonu, Ağustos başı, Eylül gibi olabilir. O zamanki konjektürü tekrardan seçim sonrası ile birlikte teyit ettiğimizde, kontrol ettiğimizden sonra yeniden bir endeks videosu sizlerle birlikte olacak. Bu endeks videosunda rahatlıkla görebileceksiniz o tarihleri. Ben zaten bakın burada yaptığım gibi vadeyi Burada da söylüyorum bakın Tarihi ve yüzdeyi net olarak sizlere açıklıyorum. Yüzde tarafında 5059'da gördüğünüz gibi bir desteğimiz, bir desteğimiz 4700'de. E buraya baktığımız zaman zaten 5059'larda ve 4700'lerde ciddi oyalanmalar sağladığını ve buraların kritik noktalar olduğunu ve videoda da izleyeceğiniz gibi o kritik tarihlerde bunların gerçekleştiğini görebiliyorsunuz. Bu bağlamda Ağustos'un civarında tekrardan o videoyu güncelleyerek yani o zamanki konjektüre bakarak tekrardan yeni bir strateji oluşturuyor olacağız endeks tarafında. Bunun haricinde ben yakın zamanda birkaç gün içerisinde muhtemelen bayram sonrasına kalmış olur ama bayram sonrasında şu andaki endekse göre üzerinde çok ciddi kar marjı bulunduran birkaç tane şirketi yine video olarak sizlere sunuyor olacağım. Çünkü şu an endeks 1 düşerken 2-3-4 düşen ve temel analizi kuvvetli olduğu için üzerinde ciddi bir potansiyel barındıran birkaç şirket var. Bunların biraz daha detaylı araştırmasını yaptıktan sonra da bayram sonrasında yine video olarak paylaşıyor olacağım. Bunu da ifade ettikten sonra artık videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Endeks bir müddet daha yatay devam edecektir. Bazen yukarı bazen aşağı ama burada işte 5500 ile 4700 arasındaki yataylı muhakkak suretle devam edecek. Bizler burada panik olmamalıyız. Sakin şekilde hareket etmeliyiz. Uzun vadeli yatırımcıysak her düşüşte alıp uzun vadeli Portföyümüze atmalıyız. Tradersak bu destek dirençler arasını iyi değerlendiriyor olmalıyız. Yine dediğim gibi trade tarafında güzel bir şekilde eğitim almak istiyorsanız bu trade tarafındaki etkinliklere katılmak istiyorsanız aynı zamanda orta uzun vadeli portföyler katıl tarafında yine gerçekleşiyor. Canlı yayınlarımız yine katıl tarafında gerçekleşiyor. Buraya gelebilirsiniz. Özellikle yeni başladığımız birbirimizi de yeni tanıdığımız bir katıl tarafında kısa vadeli alsat serimiz var. Bu ilk video videosuyla çok iyi giden. ikinci videosu biraz endekse takıldığı için daha aşağı getiriver. Ama içeride keyifli dakikalar geçirdiğimiz çok güzel bir serimizde orada mevcuttur. Katıl tarafında onları kayıt olarak yine e, videolardan içeriklerden yararlanabilirsiniz. Endeks tarafında genel olarak her gün endeks yorumu yapmayacağız. Her gün yapılan endeks yorumlarını dinlememize gerek yok. Endeksin her yaktığı yeşil mumun, her yaktığı kırmızı mumun bir anlamı yoktur. Bazen bunlar sadece alım satım hacimleriyle de belirlenir. O yüzden biz yaptığımız endeks yorumumuzu birkaç ay taşıyacağız. Bunu bilmemiz gerekiyor. Videomuzun sonuna geldik. Umarım aklınızdaki o soru işaretlerini, o panik havasını, o telaş havasını atmıştır. Kendi yatırımcı tipinize karar vererek o şekilde borsayı değerlendirmenizi ve seçim ve seçimden bir miktar sonraya kadar daha portföylerinizi farklı yatırım enstrümanlarıyla hedge etmenizde de büyük fayda olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.